Evet sevgili seyirciler, Toprağın Hekimlerinden herkese merhabalar. Akdenizimizin güzel ili Antalya'dayız. Antalya Batem'le bir seri program çekeceğiz. Burası bir araştırma geliştirme merkezi, TAGEM'e bağlı olarak, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Geliştirme Merkezi'ne bağlı olarak Tarım Bakanlığımızın bir enstitüsü. Ağırlığı hayvancılık ve su dışında, su ürünleri dışında bütün her türlü sebzeye, meyveye vermiş bir araştırma enstitüsü burası. Buradan uzman arkadaşlarla, uzman ekiplerle konularla ilgili konuşmalar yapacağız. Genel müdürümüzle de konuşma yapacağız. Bu bir seri bir çekim olacak. Programlarımızı sizlerle neler konuştuğumuzu paylaşacağız. Yazlık kışlık sebzeyi konuşacağız. Doğal koruma metotlarını konuşacağız. Kimyasalların dışında. Bunun yanında tropik meyveleri konuşacağız. Antalya hakikaten Batem olaraktan 7'den 77'ye birçok ürünü içine alan bir araştırma geliştirme merkezi. Türkiye'nin sayılı merkezlerinden birisi burası. Konuklarımı aldıkça da sizlerle paylaşacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum efendim. Evet, Toprağın Hekimleri Antalya Batem'deki çekimlerimize devam ediyoruz sevgili seyirciler. Programımızın bu kısmında tropik meyveleri konuşacağız. Malumunuz Akdeniz bölgesi önemli bir üretim merkezi. Burası da araştırma enstitüsü. Bu konuda konuğum ziraat mühendisi Doktor Banu Dal, aynı zamanda bahçe bitkileri uzmanı. Evet Sayın Dal, ülkemizde yetiştirilmesi imkanı olan ürünler neler? Yetiştirilebilir mi? Şartları neler? İsterseniz biraz bundan bahsedelim üreticimizi bilgilendirme açısından. Tabii ki teşekkürler. Tropik meyvelerde tür seçimi yaparken dikkat edeceğiniz bazı kriterler var. Bunların başında düşük sıcaklığa tolerans durumları geliyor. Çünkü tropik meyveler yetiştirildiği alanlarda genelde düşük sıcaklık olmadığı için ülkemiz ekvatora 20 derece yani tropik meyvelerin yetiştirildiği alanlar genelde ekvatorun 20 derece kuzey ve güney enlemleri. Biz 36. enlemde biraz daha uzağız ama yine de ülkemizin coğrafi konumu ve sahip olduğu ekolojik özellikler dolayısıyla şanslı durumdayız. Birçok türü zaten çiftçilerimiz de geçmişten günümüze yetiştiriyorlardı. Ancak bunlar genelde işte gezip gördüğü yerlerde buldukları meyvelerin tohumlarını getirip ekerek onlar da tohumdan yetiştirecek şeklinde devam ediyordu. Ve birçok da üreticimiz aslında bu konuya ilgi duyuyor. Ve bizim de iklim şartlarımız artık küresel ısınma nedeniyle de dünya ve da sürekli ısınıyor. Bu meyvelerin yetiştiriciliğine artık daha fazla imkan tanır hale geldi. Dolayısıyla bu konulara önem vermek gerekiyor. Şu an neler yetiştirilebiliyor veya geçmişten günümüze üreticilerimizin yetiştirici türlere bakacak olursak papaya, muz, zaten muz ve avokado önceden beri vardı. Ancak papaya, çerimoya, karambola gibi türler tek tük yine tohumdan az önce bahsettiğim şekilde yetiştirilmekte. Ancak bizim Mehmet Bey'in de biraz sonra bahsedeceği gibi kapama bahçe olması ve adına doğru sertifikalı fidanla üretimin olması açısından bunların bir sistem üzerinde özellikle bakanlık kanalıyla gerçekleştirilmesi ve çalışmaların tamamlanması gerekmekteydi. Dolayısıyla bu gelişmeye açık bir konu gerek şartlarımız gerekse bu meyvelerin gelişmesi açısından devam edeceğiz bu çalışmalara. Yani bunlar adına doğru olduğu zaman daha profesyonel, daha sistemli bir çalışmayla oluyor. Yoksa biraz önceki sohbetimizde insanlar yurt dışından getiriyorlar, bahçelerinde yetiştiriyor Evet. gibi bir noktadaydık ama bunu daha iyi bir O konuya süreç. açıklık getireyim isterseniz. Buyurun. Şimdi şöyle, meyvecilikte genelde tohumdan yetiştiriciliği tercih etmeyiz. Çünkü tohumdan yetiştirildiğinde açılma dediğimiz olay meydana geliyor. Çünkü heterozigot yapıdalar. Yani hem anneden hem babadan gelen genler geçiyor ve tohumdan yetiştirilen ürünler bir örnek olmuyor. Standart dışı meyveler elde ediyoruz. Ve bunlar hem verime daha geç yatıyorlar. Normalde 3-4 yıl sonra verime alabilecekken hani adına doğru ve çelikle daha doğrusu vejetatif üretimle üretilmiş materyallerde daha kısa sürede meyve alma şansımız varken tohumdan yetiştiriciliğinde bu 6-7 yılı bulabilmekte. Ayrıca standart dışı kalitesiz, düşük meyve ağırlıklı,
asidi, kuru maddesi, normal çeşit özelliğini göstermeyen ürünler elde edilmekte. Bunlar da özellikle pazarlama açısından sıkıntılar doğurmakta. Çünkü hobi bahçesinde hani tamam kendiniz yiyeceksinizdir, onu yetiştirebilirsiniz ama olay eğer ticari bir boyut kazanacaksa... Ya bu bunun, çok önemli. Evet, ticari yetiştiricilikte kapama bahçe dediğimiz olay bir örnek. Aynı çeşitten kurulmuş bahçelerde üretim yapıp bunu da istediğinizde satabileceğiniz zaman hani atıyorum şu kadar ton şu üründen, bu çeşitten diye talep edildiğinde onu verebilmeniz gerekir. Bu da ancak vejetatif yolla çoğaltıldığında mümkün. Vejetatif yol dediğimiz şey nedir? Bunlar çelikle çoğaltma en kolay ve herkesin yapabileceği bir çoğaltma şekli. Eğer bu çoğaltma şekline uygunsa rahatlıkla olabiliyor ki bizim getirdiğimiz türlerde de zaten çelikle çoğaltılabilenler vardı tropik türler içerisinde. Onun dışında dünyada çelikle çoğaltılamayan bazı türler var. Yine bizim biraz sonra anlatacağım türler arasında. Onlarla da hava daldırması şeklinde çoğaltma mümkün. Doku kültürle çoğaltım yapılabilir. Virüsten arındırılmış, hastalıklardan arındırılmış. Ancak bunun biraz maddi boyutu daha yüksek. Yani herkesin yapabileceği şeyler değil. Üretici bazında yapılamaz. Hani getirisi mutlaka yüksek olacaktır ama hani parasal açıdan da çok da imkanlı değil o açıdan. Bu şekilde. Tabii imkanı olan ona göre de yönlenebilir. Tabii sorun ki, tabii değil ki ama mümkün. Burada önemli bir şeyin altını çiziyorsunuz. Ticarete yöneldiği zaman bir yıl sonra siz neyi alacağınızı bilmeniz çok önemli. Kesinlikle. Ben bunu her programda ısrarla altını çiziyorum. Hı hı. Hani ne alacağınızı bilirseniz ona göre de onun pazarlaması, ona göre de onun satışını sağlarsınız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki ülkemizde tropik meyveler nerelerde yetişiyor? Açık arazi, sera... Hı hı. Şimdi ülkemizde Akdeniz bölgesinde özellikle güneyimizde denize yakın özel iklim adacıkları dediğimiz mikroklima alanlar var. Buralarda zaten mesela örneğin Gazipaşa'da denize bakan yerlerde muz açıkta yetiştiriliyor ve gerçekten kalitesi, albenisi yüksek. İtalyan muzlara göre de çok daha kaliteli meyvelerimiz var. Gazipaşa'da dışında Alanya gibi veya Mersin ilimizde Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Erdemli gibi ilçelerde, Hatay'da İskenderun ilçesinde bunları açıkta yetiştirebilmek mümkün. Son yıllarda Adana'da, İzmir'de ve Muğla'da da bunların bazı ilçelerinde yine tropik meyve yetiştiriciliği yaptıklarıyla ilgili üreticilerimizden bilgi amaçlı telefonlar alıyoruz. Artık yayılmaya da başladı. Evet. Tropik meyvelere ilgi de çok fazla. Ve açıkta yetiştirilik dışında bizim de getirdiğimiz türlerin bazıları örtü altına da uygun. Dolayısıyla bu türlerle örtü altında da yetiştiricilik yapılarak bunu daha da yaygınlaştırmak mümkün olacak. Tabii burada her kısımda söylüyorum ben bunu. Hı hı. Üreticimiz mutlaka kendi bölgesindeki ziraat odası olsun, araştırma enstitüleri olsun, üniversiteler olsun buralardan bilgi alarak ya da siz BATEM olarak bu hizmeti veriyor musunuz Biz, bölgede? Telefonla veya gelerek bilgi alan üreticilerimiz var. Çok sık bu konuda telefonlar alıyoruz açıkçası. Şu an tropiklere ilgi çok fazla. Ve mail yoluyla ulaşabiliyorlar. Civarda oturan, yakında oturanlar gelip hem bizim çalışmalarımızı görmek istiyorlar, hem fidan satışı olan gruplarda fidan temin ediyorlar. Biz her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onda bir sorun yok. Herhangi sorun bir ücretimiz yok. De yok. Onda. Yok, hayır. Güzel yani araştırma enstitüsü deyip de kendinizi kenara çekmediniz. Yok, yok. Anladığım kadarıyla üreticiyle bu tropik meyveler konusunda çünkü çok hassas bir nokta. Hani katma değeri yüksek ürünler kesinlikle. Ama raf ömrü olsun, üretimdeki o birçok sıkıntı olsun o süreci çok iyi takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Zaten tür seçiminde yola dayanımları, raf ömrü de çok önemli. Hani az önce bahsettim o düşük sıcaklık, toplam sıcaklık isteği gibi yola dayanım artı bizim damak tadımızda bazıları uygun olmayabilir. Yani Evet. Getirir yetiştirirseniz çok güzel yetişebilir. Guava örneğinde olduğu gibi. Biz guavayı da getirdik. Soğuklara dayanıklı, kolay adapte olabildi, çoğaltımında sıkıntı yok. Ancak bizim Türk damak tadına çok uygun gelmedi. Bazıları kokusu nedeniyle hoşlanmadı. Getirdiğimiz üreticimiz satamadı. Dolayısıyla bunu da ama farklı yönlerde değerlendirmek mümkün. Yani sanayiye yönelik gerek mesela biz BATEM'de reçel fabrikası kısmında bunu değerlendirdik. Marmelat ve reçelini yaptırdık. İşte meyve suyu sanayi veya yan sanayilerde
değerlendirmek de mümkün. Çünkü rahatlıkla yetişebiliyor. Yani bu tarz şeyleri değerlendirerek de yine üreticimize destek olmaya devam ediyoruz. Önce olmaya devam ediyoruz. Evet. O tip bir ürün sonrasını iyi düşünmek lazım diyorsunuz. Peki Batem'de bu konuda yaptığınız çalışmalar neler? Biraz da ondan bilgi alayım tropik meyvelerle Tabii ilgili. Tabii ki. Şimdi Batem'de ilk defa biz 2012 yılında Amerika'dan, Florida'dan 6 tane tropik tür, bunların içerisinde toplam 11 tane çeşidi ithal ettik. Bunlar nelerdi derseniz, Basiflora, Pitaya, Longan, Lichi, Guava ve Mango'ydu. Bunları Gazipaşa'da iki lokasyonda, bunlar Macar ve Yakacık lokasyonu ve bir de Alanya'da bir lokasyonda deneme bahçelerini kurduk. Önder, yenilikçi üreticilerimiz sağ olsunlar bize bahçelerini açtılar. Gazipaşa'da özellikle üreticimiz muz bahçelerini söktü. Çünkü yer yok. Oralarda da hem turizm hem muz açısından parseller çok değerli. Her yer dolu. Sağ olsunlar destek oldular. Ve biz bu türlerimizi getirip tür ve çeşitlerden orada diğer çiftçilerimiz de görsün diye bir adaptasyon parseli kurduk. Tabii ilk başta zor ikna edebildik. Hani insanlar çünkü mevcut verim aldığı ürünü söküp size 3-4 yıl ne olduğunu bilmeden bahçesini veriyor ve belli bir süre verim almamayı göze alıyorlar. Ama sonrasında çok da memnun kaldılar. Bu getirdiğimiz türlerin hepsi Gazipaşa'da özellikle adapte oldu. Çok güzel verim aldık. Hepsi uyum sağladı. Üreticilerimiz de memnun kaldı. Hatta daha sonrasında bir kısım muz parselini daha söküp çoğaltmaya da geçtiler. Hani daha fazla artırdılar. Çünkü biz hani 5 yıllık bir sözleşme yapmıştık. Bu parsele dokunmayacaklar. Biz ölçümlerimizi yapıp verim alacağız. Hani gözlem alacağız diye. Dolayısıyla onlardan gören üreticiler de tekrar talep etmeye başladılar ve bu şekilde yayılmaya başladı. Yani diyorsunuz biz tropik meyvelerin her noktasına hakimiz. Şimdi şu an elimizde ürettiğimiz, üretebildiğimiz üreticimizle bunları bir araya getirmekte hiçbir sıkıntımız sıkıntı yok diyorsunuz. Yalnız mikroklima alanlar konusu sıkıntılı. Buyurun. Ben isterseniz devam edeyim, lafınızı kesmiş gibi oldum ama tabii Batem'de yapılan çalışmalar az önce bahsettiğimiz sınırlı değil. Bu ilk çalışmamızdı. Sonrasında mikroklima alanlar sınırlı olduğu için biz bunu mikroklima alanlar dışında da acaba yapabilir miyiz? Çünkü az önce bahsettiğim gibi oralar zaten dolu. Turizm açısından da tam denize bakan yerler hani bir kısmında otellerle dolu. Dolayısıyla Antalya serik koşullarında bizim Batem'in meyvecilik bölümünün olduğu yerde de hem açıkta hem örtü altında Pasiflora ve Pitaya ile ilgili bir proje başlattık. Bunun yürütücüsü de benim. Bu proje kapsamında her ikisini de hem açıkta hem örtü altında yetiştirip şu an denemelerini gerçekleştiriyoruz. Bunun sonuçlandığında da üreticimize daha net verilerle bilgi veriyor olacağız. Onun dışında yine az önce bahsettiğim gibi bazılarında Longan içi de örneğin çoğaltma sorunları vardı. Şimdi biz çok fazla telefon alıyoruz. Bunlarda fidan istiyoruz. Görüyoruz çok yüksek fiyatlara hani satıyor üreticimiz Longan'ı, Lichi. Özellikle Lichi çok albenli bir meyve. Satış fiyatı çok yüksek, damak tadımıza da uygun, subtropik koşullara da çok uygun ama fidan yok. Fidan ithalatı da çok kolay bir şey değil. O nedenle şimdi biz buna da bir çözüm bulmak istedik ve dolayısıyla dünyada hava daldırması çoğaltıldığı için biz de hava daldırması, bu iki türde hava daldırması uygulamaları yaparak üreticimize fidan sağlamak konusunda bir proje yürütüyoruz. O da halen devam ediyor. Artı yeni projelerimiz de var. Onları da şu an TAGEM'den onay aldı, geçti. Yeni türler getireceğiz. 7 tane farklı tropik türünü yine ülkemize kazandırmaya çalışacağız. Bu şekilde bizim çalışmalarımız devam Peki, ediyor. Teşekkür ediyorum Sayın Dal. Ben teşekkür ederim. Tropik meyveler üzerine önemli konular konuştuk. Biraz sonra da konuğumuz Mehmet Özdemir. Yine bunu biraz daha açacağız inşallah. Diğer efendim... Bu kısmın sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, Toprağın Hekimleri Antalya Batem'in programının bir diğer konuğunu ben sizlere tanıtmak istiyorum. Konuğum Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Özdemir, Batem'de Meyvecilik Bölüm Başkanı, Bahçe Bitkileri Uzmanı aynı zamanda. Evet Sayın Özdemir, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tropik meyveleri konuşuyoruz. Tabii bu alan... Tam da sizin alanınız, burada çok ciddi araştırmalar yapıyorsunuz. Bölgeyi, daha doğrusu Akdeniz bölgesini
ilgilendiren bir çalışma ürünü bunlar. Bu bölgede özellikle muz yetiştiriciliği çok yaygın Sayın Özdemir. Ya bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Muz birçok tropik meyve gibi ülkemizin yerli bir meyvesi olmayıp ülkemize değişik zamanlarda getirilen bir meyve türü. Tropik bir meyve özelliği taşımakta. Biliyorsunuz tropik meyvelerin yetiştiriciliği bölge itibariyle biraz daha ekvatora yakın alanları da yetişiyor tropik meyveler. Muz herhalde bulunduğu yetiştiği alan itibariyle, ülkemizde yetiştiği alan itibariyle ekvatora en uzak enlem deresinde yetişiyor. Ülkemizde muz yetiştiriciliği 1950'lerde, 60'larda başlamış. Ülkemize değişik yollarla getirilen muz ağaçları, muz bitkileri, ülkemizin en sıcak yeri olarak düşündüğümüz, bildiğimiz Alanya, Gazipaşa, Anamur ilçelerinde yetiştirici yapılırken, daha sonra bu özellikle örtü altı yetiştirici imkanlarının artmasıyla birlikte, muz fidan üretiminin artmasıyla birlikte, muz yetiştirici son yıllarda, son 5-6 yıldan beri özellikle Hatay'dan İzmir'e kadar olan sahil bandında yetiştiriciliği artan bir meyve. Tabii ülkemizde muz üretimi de gün geçtikçe artmakta. Biz biliyorsun muzda mutlak ithalatçı bir ülkeyiz. Yaklaşık 1 milyon ton civarında bir tüketimimiz söz konusu. Yerli üretimlerimiz de gittikçe artıyor. Son yıllarda muz sera teknolojiden gelişmesiyle birlikte özellikle muz üretimimiz büyük bir ivme kazanmıştır. Bunun yanında muz fidancının artması ve muza yatırım yapan çiftçilerin artmasıyla birlikte muz yetiştiriciliği ülkemizde çok ciddi bir ivme kazanmıştır. Bunun yanında araştırma kuruluşlarının muz araştırmalarına öncelik vermeleri, bu konu yeni çeşitler geliştirilmesi, bu çeşitlerin adaptasyonun yapılması ve yeni yeni araştırma faaliyetleriyle muz yetişme tekniğinin gelişmesiyle birlikte muz üretimi ülkemizde ciddi bir geçim kaynağı ve önemli bir ekonomik faaliyet olarak karşımıza gelmekte. Şu an itibariyle de az önce bahsettiğim gibi Hatay'dan Adana, Osmaniye, özellikle Mersin, Antalya illeri bu konuda çok başı çekmekte. Özellikle Mersin'in Bozcazı, Aydıncık, Anamur ilçeleri, Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde muz yetişi çok ciddi bir gelişim göstermiştir. Özellikle son zamanlarda Antalya ilinde Manavgat önemli bir üretim potansiyeline ulaşmıştır. Muzda iki türlü üretim söz konusu. Birisi açıkta üretim. Açıkta üretim yapacağı alanlar belli. Bunlar işte 5 ilçeden bahsediyoruz. Alanya, Gazipaşa, Anamur, Bozcazı ve Aydıncı ilçeleri. Bu ilçelerin dışındaki alanlarda şu an itibariyle muz açıkta pek yetiştirilemiyor. Çünkü kış soğukları ciddi zarar veriyor veya donuyor genelde bitkiler. Bu alanların dışındaki alanlarda tamamın muz yetişinin tamamı artık örtü altında yetiştiriliyor. Çünkü örtü altında hem kış soğuklarından zarar görme durumu ortadan kalkıyor. Ayrıca verim de seralarda biraz daha yüksek olduğu için verim ve kalite birçok muz yatırımcısı artık Manavgat, Serik gibi, Adana gibi yerlerde muz üretimine rağbet göstermekte. Bu bölgede özellikle bu 5 açık yerin dışında yeni bir üretim alanı oluşturabiliyor mu? Bu 5 ilçe açıkta üretim için yetiştirilen yerler. Ama bunun şu anda bunun dışındaki bütün muz üretimi alanlar Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin'in diğer ilçeleri, Antalya'nın Alanya'dan batıya doğru olan ilçeleri, Manavgat, Serik, işte Kumruca ve Kaş ilçelerinde ve Muğla'nın bazı ilçelerinde muz yetişi tamamen örtü altı üretim şeklinde gerçekleşmekte. Yani plastik seralarda, yüksek çatılı seralarda muz yetişi yapılmakta. Evet Sayın Özdemir, son dönemde de mango yetiştiriciliği çok ön plana çıktı. Bununla ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden? Mango da birçok tropik meyve gibi ülkemizde daha sonra getirilen bir meyve. Ülkemizde bazı yerlerde 30-40 yaşlarında ağaçlar olmasına birlikte 2012 yılında bizim kurumumuzun Amerika'dan ithal ettiği çeşitlerden bir tanesi, türlerden bir tanesi mango. Mango ülkemizde yine soğuğa çok hassas meyve olması hasebiyle açık arazi şartlarında ancak Alanya, Gazipaşa, Anamur gibi denize bakan yamaçta yetişebilme kabiliyeti olan bir meyve. Çünkü kış soğuklarında özellikle 5 santigraterin altından sıcaklık düştüğü zaman mango ağacı zarar görmeye başlıyor. O yüzden mango çok hassas meyveler grubu içerisinde bulunması hasebiyle açıkta yetiştiricilikte
Alanya, Gazipaşa, Anamur gibi denize bakan sahillerde yetiştirilme kabiliyeti olan bir meyve. Biz de 2012 yılında bu meyveyi ülkemize kazandırdık. Adaptasyon çalışmalarını Gazipaşa ilçesinde yaptık. İki tane çeşit getirmiştik o yıllarda. Kent ve Irvin çeşitleri. Bunun adaptasyonunda olumlu sonuçlar alınca biz bunları artık tescil sürecine girdik. Ve bunlar şu anda ülkemizde yetiştirilen çeşitler. Mango'da son yıllarda mangonun tüketimin artmasıyla birlikte birçok üretici tarafından mango artık örtü altında yetiştirilmeye başlanan bir meyve haline geldi. Aynen muz gibi birçok üretici artık mangoyu örtü altı yetiştirilikte de değerlendirmeye başladı. Bunun için de işte Alanya, Gazipaşa, Anamur gibi, Mersin gibi yerlerde, yüksek çatılı seralarda mango yetiştirici de ülkemizde örtü altında yetiştirilen bir meyve haline geldi. Burada değişik çeşitler geldi. Bizim getirdiğimiz çeşitler birlikte bazı çeşitler getiriliyor yurt dışından bahçe kurmak amacıyla. Bunlar sera şartlarına yetiştiriliyor. Ülkemizde tahmin ediyoruz ki şu an itibariyle 250 dekar civarında örtü altı mango üretimi şu anda yeni planla olmakla birlikte devam etmekte. Bunun yanında Alanya Gazipaşa'da az da olsa özellikle kurulmuş bahçeler var arazi şartlarında, açık arazi şartlarında. Ve bunun yanında muz seralarının arasında ve bahçe kenarlarında sıklıkla yetiştirilen bir meyve. Ama ülkemiz için mangonun gerek damak tadı gerekse tüketici derecesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun üretiminin ve tüketiminin gittikçe artacağını düşünüyoruz. Mango ülkemiz için önemli bir meyve haline gelecek. Evet, bu tabii tüketicinin dikkatini çektikçe üretici için de daha iyi bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Yani sevgili seyirciler, biz burada tabii bir takım ürünleri anlatırken sizler mutlaka bir üretici olarak bölgenizdeki ziraat odaları olsun, ilçe tarım müdürlükleri olsun, araştırma enstitüleri olsun. Üniversiteler. Buralarla güzel bir temasla, diyalogla biz bu ürünleri anlatıyoruz sizlere ki daha iyi nasıl bir kaynak sağlayabilirsiniz, daha iyi bir üretim, daha iyi bir planlama nasıl yapılabilir? Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Ama herkes tabii kendi ilinde, ilçesinde değerlendirilmesi de önemli olan noktalar. Bugün mango çok değerli ama her zaman her yerde olan bir üründe değil. Mango'da şöyle bir şey var. Özellikle yurt dışından gelen birçok meyve, özellikle tropik meyveden birçoğu, genellikle çok uzun, uzak yerden geldiği için ve çok erken hasat edildiği için tüketim aşamasında bazı sıkıntı yaşayabiliyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz kalite olgunlaşmıyor. Ama ülkemize yetişen birçok tropik meyve gibi mango da, ülkemize yetişen mango kalite açısından, verim açısından, büyüklük açısından, tat ve aroma açısından çok daha emsallerin kaliteli oluyor. O yüzden tercih ediliyor. O konuda bir sıkıntı yok diyorsunuz. Yok. Şimdi yurt dışından geliyor diyorsunuz Sayın Özdemir bu meyveler. Peki bu meyvelerin Türkiye'ye adapte olması bir hani yurt dışından geldi. Üretici bunun neyine güvenerek alacak, nasıl alacak bir... Bunların bir tescil süreci var mı? Bir sertifikasyondan bahsediyoruz. Nasıl bir durum bu? Şimdi ülkemize bu tropik meyveler iki şekilde geliyor. Birisi araştırma amacı geliyor. Araştırma amacıyla getirilebiliyor. Onu yapan kurum biziz veya üniversiteler yapıyor. Biz 2000 bir de üreticinin kendi bahçe kurma amacıyla getirdiği fidanlar var. Bunlar sadece üretici bunu getiriyor, bahçe tesis ediyor ve o şekilde onu kullanabiliyor. Ama bizim asıl önemsediğimiz, biz bu araştırma kuruluşları olarak biz veya BATEM şu an özelde de, biz 2012 yılında bu türleri getirdik. Yaklaşık 6-11 tane çeşit getirdik. Bunlar içerisinde arkadaşımız bahsetti, Pasiflora, Pitaya, Longan, Liçi, Mango, Guava türlerini getirdik. İlk olarak Pasiflora ve Pitaya'da, bir tane Pasiflora, iki tane Pitaya'da çeşit testlerini yaptık. Bunlar uluslararası üretimde public çeşitler olduğu için, anonim çeşitler olduğu için, bunlar ülke önce adaptasyonu sağladık. Ülkemizde olabileceğine kanaat getirdik yetiştiricili bölgelerde. Bu kanaat oluşturduktan sonra bunların adına doğru üretimlerin gerçekleştirilebilmesi için, fidan üretimlerin gerçekleştirilmesi için bunların tescil sürecinin geçmesi gerekiyordu. Tescil süreci de bunları 2 sene FED testi dediğimiz testlere tabi tutuyoruz. Tohum Testi Sertifikasyon Merkezi'yle birlikte. Bunları Milli Çeşit Listesi'ne kaydediyoruz. Bunlar artık ülkemizde adı ve adına doğruluğu belirlenmiş çeşitler haline geliyor. Şu anda bu getirdiğimiz çeşitlerden
Bir tane pasiflora, iki tane pitaya, bir tane mango, iki tane liçi, bir tane longan çeşidini tescil ettirdik. Ve bunları biz şu anda tescilli halde enstitümüzde muhafaza ediyoruz. Bunlarla birlikte bunların artık bu aşamadan sonra adına doğru üretimlerini gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü fidan mevcutte en önemli faktör adına doğru üretim. Bu da tescille mümkün oluyor. Ve bunların adına doğru üretimleri çok önemli hale geliyor. Yani üretici bu sizin önerdiğiniz ürünlerden aldığı zaman sonuçta ne kadar bir ürün alacak, rekoltesi, verimi, kalitesi hepsi net bir şekilde ortaya konmuş oluyor bu süreçte. Asıl bunlarla birlikte bahsettiğiniz konular çok önemli. Buna adaptasyon yapılmış olması ve bu adaptasyon çalışmaları sonucunda verim ve kalite yönünden öne çıkması hasebiyle biz bunları tespit ettiriyoruz. Yani hiçbir ticari önemi olmayan, hiçbir işe yaramayan çeşitle tespit etmenin bir anlamı yok. Bunlar ülkemiz adapte olmuş vaziyette, yani belirttiğimiz bölge adapte olmuş vaziyette ve ondan sonra verim ve kalite yönünden de önemli olması hasebiyle biz bunları tespit ettirdik. Evet, fidan üretimi dediniz. Tropik meyvelerde fidan üretimleri hakkında da biraz bilgi verirseniz. Şimdi bu tescil ettiğimiz çeşitlerin öncelikle biz damızlık parsellerini oluşturuyoruz. Damızlık parsel nedir? Yani biz veya fidan üreticisi bu çeşitlerden fidan üreteceği zaman bu damızlık parsellere müracaat ediyor. Yani gidip üretici bahçesinden bir aşı kalem alıp, tohum alıp üretimden ziyade bunu oluşturmuş damızlık parsellerinden materyal olarak fidan üretiyor. Biz bunların fidan üretim sürecinde öncelikle damızlık parsellerini oluşturuyoruz. Bundan önce de tescil sürecinden sonra bunların sertifikasyona tabi türler listesine kaydettirdik bunları ve önümüzdeki yıldan itibaren damızlık parsellerini oluşturacağız ve bundan sonra fidan üreticisine adına doğru damızlık materyalleri teslim edeceğiz. Bu fidan artık bundan sonraki aşamada biz bunları fidan üreticisinin fidan üretilmesi için artık özel sektöre devredeceğiz bir aşamadan sonra. Çünkü artık özel sektörle üretilip çoğaltılması çok önemli. Bunu yaparken de özel sektörün adına doğru materyallerle sağlıklı materyal yola çıkması en önemli önem atfettiğimiz husus. Bunu çok önemsiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren herhalde biz bunların damızlık parçalarını oluşturacağız ve özel sektöre fidan üretimlerini için materyallerini vermeye başlayacağız. Tabii tropik meyvelerin fidan üretimleri kendi içerisinde değişik özellikler gösteriyor. Mesela pasiflora ve pitaya çelikle çoğaltılan meyveler. Bunlar çelikle çok rahat bir şekilde çoğaltılabiliyor. Zaten pitaya işte kaktüs özelliği gösteriyor biliyorsunuz. Bunu üretmek çok zor değil. Pasiflora yine çelikle çoğaltılıyor. Çelikle çoğaltılmasına önem veriyoruz. Tohumla da çoğaltılıyor ama biz ticari meyve bahçesinde pasifloranın çelikle çoğaltılmasını öneriyoruz. Mango'da bir husus var. Mango'da anaç kullanma zorunluluğumuz var. Ama o yüzden mangonun fidan üretimi biraz daha geriden takip ediyoruz. Çünkü tohum anacı kullanacağımız yeterli materyal bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Longan ve liçi de bu türlere has. Bunlar da fidan üretimleri havayı daldırma yöntemiyle yapılıyor. Bu da dünyada bu şekilde, ülkemizde bu şekilde yapıyoruz. O yüzden bu iki türde fidan üretimi biraz daha zor. Ama her şey mümkün bir şekilde biz bunların fidan üretimlerini gerçekleştiriyoruz ve özel sektörde artık bunları çok rahat bir şekilde önümüzdeki yıldan sonra üretmeye başlayacak. Tabii burası bir araştırma enstitüsü, burası işin alfabesinin, işin besmelesinin çekildiği yer. O noktada sizin bu çalışmalarınız hem özel sektörün çalışmalarının önünü açacak hem de üreticinin daha verimli, daha kaliteli bir üretim hayatı için bir çalışmanın başlangıcı olacak. Bunlar önemli çünkü insanlarımız 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl uğraşıyorlar. Sonuçta ne alacakları çok önemli diye düşünüyorum Sayın Müdürüm. Üretici, bir defa üreticinin en başta dikkat etmesi gereken husus, aldığı ne alırsa alsın bütün fidanların sertifikasının ve etiketinin olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Ve özellikle bu tropik meyveler gibi yeni yatırımlarda mutlak surette araştırma kuruluşlarından, üniversitelerden danışması gerekiyor. Yani her meyvenin her yerde olma ihtimali yok. Yani özellikle tropik meyveler zaten ülkemiz açısından
çok riskli bir iklim kuşağına sahip. Bunlar yatırım yaparken araştırma kuruluşlarından bilgi almasında, danışmasında çok büyük önem arz ediyoruz. Zaten özel sektörde bu işe girdikçe bunun üretimi çoğalacak. Yani kamerayla den ziyade özel sektörün fidan üretimlerine ağırlık vermesiyle bu meyvelerin ülkemizde üretiminin artacağını düşünüyoruz. Evet. Peki teşekkür ediyorum Sayın Özdemir. Biz teşekkür ederiz. Programımızın bu kısmında konuk oldunuz. Bize bölgedeki tropik meyvelerden muzun, mangonun sürecini anlattınız. Tescil sürecini anlattınız. Evet sevgili seyirciler, bir toprağın hekimlerinin daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu bölümümüzde tropik meyveleri konuşmaya çalıştık. Hem konuğum Banu Dal hanımefendi hem de Mehmet Özdemir Bey ile bu bölgede Batem'de yapılan çalışmalarımızı anlatmaya bizlerle paylaşmaya çalıştı. Sayın Müdürümüz de zaten Batem hakkında genel bir çalışma bilgisini almış olduk. Bir başka toprağın hekimlerinde tekrar buluşmak üzere efendim. Hayırla kalın. Evet sevgili seyirciler, inşallah güzel, beğendiğiniz bir seri çekim olmuştur. Antalya'nın Batem'inde uzman konuklarımızla konuştuk. Kışlık sebze ve yazlık sebzeyi konuştuk. Bitki korumayı konuştuk. Meyveciliği, tropikal meyveciliği konuştuk. Ama her zaman şunu unutmayalım. Biz bunları buradan paylaşsak da siz mutlaka bulunduğunuz yerlerde, bulunduğunuz bölgelerde ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları, araştırma enstitüleri, varsa üniversiteler bunlarla temas halinde olaraktan elinizdeki araziyi en güzel şekilde nasıl değerlendireceğinizi iyi bir istişareyle, iyi bir birlikte çalışmayla, birlikte hareketle yapacağınızı düşünüyoruz. Diğer enstitülerimizin çalışma programlarında da inşallah sizlerle birlikte olacağız. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bir başka toprağın hekimlerinde efendim. Buluşmak üzere diyorum. Antalya'dan, Batem'den herkese selamlar, saygılar.